Peki, Ermenistan tarafı ve Azerbaycan tarafı bu son gerilime nasıl bakıyor? İngilizlerin ve dünyanın önemli yayın organı BBC News çarpıcı bir dosya çalışmaya imza attı. Hem o çalışmadan bir takım anekdotlar aldım hem de ben kendim hem Azerbaycan hem Ermenistan medyasını yakından takip ederek her iki kamuoyunun söz konusu gerilime nasıl baktığını anlamaya çalıştım. Anladığım kadarıyla da şimdi sizlere ekranlarınıza taşıyacağım. Azerbaycan tarafı ne diyor yaşanan gerilime? çatışma alışık olunmayan yerde çıktı deniyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü söz konusu Ermenistan saldırıları Taşkasan, Kelbecer, Laçin ve Zengilan bölgelerinde cereyan etti. Söz konusu saldırılar. Bakü Erivan'ı günlerdir ateş açmakla suçluyordu ki başkent Bakü bu konuda haklı. Azerbaycan yönetimi ateşkesin sağlanmasından beridir Rusya'nın devreye soktuğu ateşkesin yürürlüğe girmesinden beridir belli periyodik aralıklarla sürekli Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açıyor. Karabağ'da da bu oluyor, farklı sınır hudutlarında da bu oluyor. Ve hayatını kaybeden, şehit olan Azerbaycan askerleri de oldu. Bakü'nün bu konudaki endişeleri haklı. Çatışma başlatmak Azerbaycan'ın çıkarına değil diyor. Azerbaycanlı önemli stratejistler, siyaset bilimciler. Bu söz konusu provokasyon Azerbaycan'ın işine gelmez o açıdan bu noktada Azerbaycan yönetimi suçlanmamalı deniliyor. Ve uzmanlar yine halkın çoğu aslında bu durumda orduyu destekliyor, Bakı yönetimini destekliyor. Yani Azerbaycan halkı. Şimdi gelelim Ermenistan tarafı neler söylüyor. Böyle bir olayı bekliyorduk diyor. Ermenistan'daki siyaset bilimciler, akademisyenler, gazeteciler, kanaat önderleri, STK temsilcileriyle yapılan mülakatlarda ve bu söz konusu isimlerin Ermenistan medyasına verdikleri demeçlerde şunu gördük bir kere böyle bir şey bekliyorlarmış olacağını. Koridor projesi iddiası. Şimdi Ermenistan tarafı Azerbaycan tarafını şunla suçluyor. Biliyorsunuz Azerbaycan, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a ulaşan bir koridor açılmasını istiyor. Nahçıvan'la Azerbaycan'ı bağlayacak bir koridor. Cumhurbaşkanı Aliyev o koridora Zengezur koridoru diyor. Şimdi bu Zengezur koridoruyla nah bir şekilde Nahçıvan'la Azerbaycan bağlanacak. Ancak bu hat bu yol aynı zamanda Ermenistan topraklarının içinden de geçiyor. O yüzden Erivan yönetimi bu projeye, bu koridora belli ölçüde karşı çıkıyor. Yani sınırlarının içinden geçmesinden ötürü. Dolayısıyla Ermenistan tarafındaki uzmanların iddiaları bir şekilde Azerbaycan bu koridoru oluşturmak adına gerilimi arttırıyor ve Ermenistan'dan daha çok tabizler koparmaya çalışıyor. O daha fazla tabiz koparmaya çalışmak adını da adına da bu gerilimi arttırıyor diye suçluyor Bakü tarafını. Ukrayna savaşı ile bir bağlantısı varmış. Ermenistan tarafı böyle düşünüyor. Ukrayna'da Ruslar ciddi bir zafiyet verdiler. oraya odaklanmış durumdalar. Askeri anlamda bir başarısızlık söz konusu. Bir moral bozukluğu var Kremlin'de. Dolayısıyla enerjisi dağılmış bir Kremlin'in bu pozisyonu e, Azerbaycan'ın bir nevi iştahını kabartmış ve Azerbaycan fırsattan yararlanarak bu gerilimi arttırıp Ermenistan'dan olabildiğince tabiz koparmanın peşindeymiş. Evet çok da gerçekçi hatta hiç gerçekçi değil. Dediğim gibi hat boyunca aylardır Ermenistan'ın provokatif saldırıları var. Bu e, son provokasyon çok şiddetli olduğu için Azerbaycan'ın tepkisi de son derece sertti. Fakat şu Zengizur koridoruna Paşinyan yönetimi çok da soğuk bakmıyor Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Fakat muhalefetten gelen tepkiler üzerine söz konusu bu koridorun yeniden güncellenmesi talep ediliyor. Yani Ermenistan topraklarından bir şekilde geçmemesi öngörülüyor. Bu da bir fikir ayrılıkları var. Bir şekilde bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ama Azerbaycan, daha doğrusu Paşinyan yönetiminde soğuk bakmadığını söyleyelim. Paşinyan başından beridir Ermenistan Başbakanı ve hükümeti iyi ilişkiler kurmak istiyor Türkiye ile Diplomatisi başlatmak istiyor ve Azerbaycan'da da diplomasi yürütmek e, niyetindeki birçok defa iki lider baş başa geldiler. E, Aliyev ile Paşinyan. Ama bu son gerilim bir anda diplomasinin rafa kalkmasına neden oldu ve çatışmaları şiddetlendirdi. Bakacağız, göreceğiz, çatış.